Dünyada çok fazla acı var. Depremler, seller, felaketler, hastalıklar doğal kötülüğün, cinayet, işkence, tecavüz ise ahlaki kötülüğün örnekleri. Bundan yüzyıllarca yıl önce Epikuros, her şeye gücü yeten mutlak iyi bir tanrı nasıl olur da dünyadaki bunca kötülüğü hoş görebilir diye sormuştu. Eğer tanrı kötülüğü durduramıyorsa mutlak bir güce sahip değildir. Öte yandan kötülüğü durdurabilecek güce sahipse ve isteyerek durdurmuyorsa böyle bir tanrının mutlak olarak iyi olduğundan da söz edilemez. Bu durumda her şey tanrıdan geldiğine göre kötülük de tanrıdan geliyor olmalı. Yani tanrı kötülüğün var olmasını istiyor olmalı. Epikuros'tan sonra da bu soru yüzyıllar boyunca ayakta kaldı ve teizme karşı getirilen en güçlü argümanlardan biri haline geldi. Çağımızın düşünürlerinden biri olan Sam Harris, ki ateist literatüre de katkılarıyla tanınır, Hristiyan Bir Ulusa Mektup adlı kitabında tanrı varsa ya en korkunç musibetleri engellemek için hiçbir şey yapmıyor ya da bunları durdurmak umrunda değil. Dolayısıyla Tanrı ya kudretsiz ya kötü derken neredeyse Epikuros'la aynı şeyi söyler. Biz Tanrı'yı genellikle şu sıfatlar aracılığıyla düşünürüz. O kadiri mutlak olandır. Yani Tanrı her şeye kadirdir. O alemi mutlak olandır. Yani Tanrı her şeyi bilir. Ahlaki açıdan mükemmeldir. Esirgeyen, bağışlayan, iyiliksever ve adildir. Bu durumda kafamızın içerisinde şöyle bir soru belirmemesi mümkün değil. Tanrı iyiyse neden tüm bu kötülüklere bir son vermiyor? Kötülük ile mutlak iyi olan Tanrı kavramının bağdaştırılması için yapılan çalışmaya teodise adı verilir. Teo, dike, Tanrı savunması ya da Tanrı adaleti. Yani kötülük olgusu karşısında Tanrı'nın iyiliğinin savunulması anlamına gelir. Bu kavramı ilk kez kullanan kişi 17. yüzyılda yaşamış matematikçi filozof Leibniz. Leibniz, kötülüğün iyiliğin anlamı olması açısından var olması gerektiğini savunur. Ama bizim felsefe tarihi serimiz kronolojik olarak ilerlediği için Leibniz bölümüne geldiğimizde onun bu teodisesinden daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Bu videoda hala yolculuğumuzun Orta Çağ bölümünde olduğumuz için kötülük problemi konusunda Orta Çağ düşünürlerinin nasıl bir açıklama getirdiğinden bahsedelim. Zaten Orta Çağ kötülük problemine ilişkin verilmiş yanıtlar hiç de öyle azımsanabilecek, yetersiz yanıtlar değil. Britanyalı filozoflardan bir tanesi olan, çağdaş filozoflardan bir tanesi olan John Hick, ahlaki teodisenin tarihinin 3 ana izleye ayrılabileceğini söyler ve bunlardan bir tanesi de Augustinus teodisesidir. O yüzden bu videoda Augustinus, Thomas Aquinas ve özgür irade zaman konusunda da Boethius'tan söz edelim. Augustinus ve Aquinas'ın kötülük problemi karşısında verdikleri yanıt aslında kötülüğün olmadığı. Nasıl yani? Onlar kötülüğün bir yoksunluk olduğunu söyler. Nasıl ki körlük aslında pozitif anlamda yoksa, aslında körlük görme işlevinin yerine getirilememesi ise, yani bir çeşit yoksunluğu nitelendiriyorsa, aynı şekilde kötülüğün de iyiliğin olmadığı ya da iyiliğin ihmal edilmesi olduğunu söylerler. Bu durumda kötülüğün iyilikten bağımsız, iyilikten ayrı bir mevcudiyeti yoktur. Yani müstakil bir mevcudiyeti yoktur. Tanrı kötülük yapabilir mi? Hayır. Çünkü kötülük hiçliktir. Kötülük yapabilir mi? Bu açıdan bakıldığında kötülüğün kendi başına bir varlığı olmadığını söylerseniz kötülük yapılan bir şey olmaz. Yani günah yapılan bir şey olmaz. Sadece iyiliğin ihmal edilmesi anlamına gelir. Bu sizin için yeterli bir yanıt olmamış olabilir. Ne yani, tamam, kötülük iyiliğin var olmadığı an anlamına gelsin. Ama dünyada hala kötülük denen bir şey var ve dünyada hala neden kötülüğün var olduğu sorusunu yanıtlamadı bu. Bu yanıt sanıldığından ya da göründüğünden çok daha kompleks. Augustinus bununla birlikte başka bir sorunu aşmaya çalışıyor aslında. O yüzden bu noktada biraz karmaşık bir şeyden bahsedeceğim ama sonrasında her şey çorap söküğü gibi gelecek. Lütfen dikkatinizi birazcık daha toparlamanızı rica ediyorum. Siz Tanrı'nın iyi olduğunu söylediğinizde İyiliğin Tanrı'nın bir çeşit niteliği olduğunu söylemezsiniz aslında. Ya da söyler misiniz? Tanrı iyidir. Ne demek bu? Tanrı bilgilidir. Tanrı güçlüdür. Dediğinizde sanki iyilik, güç, bilgililik, böyle Tanrı bir töz,
Bunlar da onun tek tek sahip olduğu nitelikmiş gibi kulağa geliyor. Oysa iyilik Tanrı'nın bir niteliği olamaz. Neden? Bunun nedenini Tanrı'nın varlığına ilişkin ortaya atılan en güçlü argümanlardan bir tanesiyle açıklayacağım. O da karmaşıklık argümanı. Argüman şunu söyler. Evren kadar karmaşık bir şeyi tasarlamaya ve sürdürmeye yetkin herhangi bir varlık olmalı. O halde bu karmaşık evrenin akıllı bir tasarımcısı olmalı. Ama karmaşıklığı açıklayan tasarımcının kendisinin açıklamaya ihtiyaç duymaması gerekir. Bu açıdan karmaşıklığı açıklayan tasarımcı basit olmalı. Basit ve zorunlu olmalı. Yine 20. yüzyılın önemli din felsefecilerinden biri olan Alvin Plantinga, töz ve nitelikler arasındaki geleneksel felsefi ayrımı eleştirir. Töz ve nitelikler arasındaki ayrım nedir diyenlerin sağ üst köşedeki ünlem işaretine tıklayarak Aristoteles videosuna kadar geri dönmesi tavsiye edilir. O videoda bundan bahsetmiştim. Plantinga diyor ki, karmaşıklıktan yoksun olanın nitelikleri arasında bir ayrım olamaz. Yani bir töz var, bir de onlarca farklı nitelik var. Olamaz çünkü karmaşıklıktan yoksun, basit ve zorunlu olmalı. Bu açıdan basit olan neyse o olmalı. Yani biz iyilik, bilgi, güç dediğimizde Tanrı'nın iyilik sahibi, Tanrı güç sahibi, Tanrı bilgi sahibi demeyiz aslında. Tanrı bilgi, iyilik ve gücün kendisidir deriz. Yani o bu nitelikleriyle varlıksal olarak özdeştir. Bu durumda iyilik Tanrı'nın sahip olduğu bir şey değil. İyiliğin kendisi. Tanrı iyidir denildiğinde o bir çeşit sahiplikten ziyade özdeşliği çağrıştırıyor olmalı. Ancak bu şekilde bir basitlikten söz edilebilir. Tamam, buraya kadar her şey normal. Şimdi kötülük meselesi kısmına geliyorum. Tanrı iyi ise kötülük olamaz. Ateist argümanlardan bir tanesi bu. Çünkü sen Tanrı'nın iyilikle özdeş olduğunu söyledin ama sonrasında da kötülüğün de diğer her şey gibi Tanrı'dan geldiğini söyledin. Mantıksal olarak çelişik bir durum bu. Tanrı iyi ise kötü olamaz. Hah, Augustinus ve Aquinas'ın aşmaya çalıştığı mesele tam olarak burası. Tanrı iyi ise, Tanrı iyiliğin kendisi ise aynı zamanda kötülüğü de nasıl barındırdığı sorusu, bu çelişkili krizi aşmaya çalışıyorlar. Ve kötülüğü de iyilikten itibaren kavrayarak, iyiliğin bir derecesi olarak görerek bu sorunu aşmış oluyorlar. O halde kötülük bir varlık değil, iyiliğin yokluğu veya dereceleri diyebiliriz. Bu kısım Augustinusçu Teodise'nin bir kısmı. Sizi ne kadar tatmin etti bilmiyorum. İkna oldunuz mu? Yani kötülüğün iyiliğin yokluğu olması meselesi. Diyelim ki öyle ama bu hala dünyada neden bu kadar kötülük var ve Tanrı bunlara neden izin veriyor sorusunu yanıtlamış olmuyor. Benim için de yeterli bir yanıt değil. Ben ikna olmadım. Ama dürüst olmak gerekirse diğer yandan kötülük olgusunun varlığı Tanrı'nın olmadığı sonucuna bizi götürür mü? Hiç sanmıyorum. Bu bence oldukça kötü bir ateist argüman. O yüzden kötülük olgusundan yola çıkarak Tanrı'nın var olmadığını savunanlara ateist grup diyelim. Bunların temsilcisi de Sam Harris olsun. Biz Augustinus, Aquinas ve Boethius'tan alabileceklerimizle birlikte biraz da Plantinga'dan bahsedeceğim. Teizmi savunalım. Evet, kendimce teizmi savunacağım. Çünkü ben herhangi bir şeyin propagandasını yapmıyorum. En doğru olanın, en mantıklı olanın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu yüzden şu durumda kabul ettiğim şeyler ya da doğru olduğunu düşündüğüm şeyler objektif olmama engel değil. Peki kötülük olgusunun varlığı Tanrı'nın var olmasına neden bir engel değil? İlk olarak bizim kötü dediğimiz şey büyük resimde Tanrı için kötü olmayabilir. Zaten Thomas Aquinas bütün Tanrı kavrayışlarının bir çeşit antropomorfizm yani insan biçimcilikten çıktığını söyler. Ve bu şekilde bir yaklaşımla, bu şekilde antropomorfik bir yaklaşımla sen Tanrı'yı olduğu şekliyle asla kavrayamazsın. Yani bu yaklaşımın kendisinde her zaman bir mesafe kalır. Tanrı'nın kavranamazlığını vurgular. Bu durumda Tanrı hakkındaki bütün pozitif savları reddeden bir çeşit negatif teoloji doğurur. Yani biz Tanrı'nın iyi olduğunu söyleriz ama İyi için bizim sahip olduğumuz anlamlardan hiçbiri Tanrı'yı yeterince niteleyemez. O yüzden Tanrı hakkında söylediğimiz her şey onu eksik veya yanlış anlatacaktır. Bu açıdan bakıldığında özellikle Thomasocu teizmin sunduğu Tanrı'nın metafizik kavranışında
her zaman bir parça bilinemezcilik vardır. Ne demişti? Ben, ben olanım. Yani Tanrı iyidir ifadesini bile kendi iyi kavrayışımızdan yola çıkarak düşünüyoruz. Ama Tanrı'nın bizim anlayışımız ötesinde başka bir görüşü olabilir. Zaten daha sonrasında David Hume da Tanrı ve kötülük probleminin ancak bizim cahilliğimize başvurularak açıklanabileceğini söyler. Yani orada bambaşka büyük bir plan olabilir ve sen o planı göremiyor olabilirsin. Bu senin sınırlı anlayış kapasiteni aşıyordur. Senin iyi ve kötü arasında yapmış olduğun bu ahlaki ayrım Tanrı için geçerli değildir. Çünkü senin kendi etik düzeyinle Tanrı'nın mevcudiyeti bambaşka farklı düzeylerde. Bu açıdan Tanrı ve insanı aynı ahlaki düzleme koyan anlayış reddedilmeli. Bu açıklama modellerimizden bir tanesi olabilir. Diyelim ki bir odadasınız, çocuğunuz çok büyük bir acı ve ızdırap çekiyor. Odada da bir tane doktor var. Doktor size çocuğunuzun bu mevcut acıyı çekerse sonrasında çok daha iyi, çok daha sağlıklı, çok daha yardımsever, çok daha daha az bencil olacağını söylüyor. Böyle bir açıklama yaparsa veya doktor bu bilgiye sahip olduğu için çocuğun acı çekmesine izin verirse buna karşı çıkar mısınız? Yani mevcut ızdırabın aslında sonrasında mevcut kötülüğün sonrasında daha büyük bir iyiliğe dönüşebilmesi gibi bir potansiyel olabilir. Belki de biz sadece çok ama çok küçük bir bölümü görüyoruz. Aslında kötülüğü ortadan kaldırmanın çok daha kötü sonuçları olabilir. Ya da başka bir açıdan kötülüğe ağır basan iyilikler olabilir. Yani iyilik uğruna bu kötülüğe izin verilmiş olabilir. Bu yüzden en başında da söylediğimiz kadiri mutlak meselesini aklımızda tutarsak Tanrı'nın daha büyük iyilikler uğruna kötülüğe göz yumduğunu düşünebilirim elbette. Ama biz teizmi savunmak adına böylesi bir açıklama yaptığımızda bir ateist de şöyle diyerek karşı çıkabilir. Bu sadece kısıtlı güce sahip olanlar için geçerli. Nasıl yani? Ben bir insan olarak her şeye yetişemem. Bir yanda yangın çıktığını düşünelim. Evim yanıyor ama aynı zamanda da küçük bir çocuk kapının önünde ana yolda duruyor ve hızla bir araba geliyor. Ya evdeki yangını söndüreceğim ya gidip o çocuğu oradan alarak o trafik kazasını engelleyeceğim. İkisinden birini yapacağım çünkü gücüm kısıtlı. Oysa Tanrı'nın sınırsız güce sahip, yani Tanrı için böyle bir seçme yapma zorunluluğu yok. O aynı anda hem insanların acısını, ızdırabını, kötülüğü dindirip hem de dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilir diyebilir bir ateist. Aslına bakarsanız bu fena olmayan bir karşı çıkış. Yani böylesi bir karşı çıkış anlaşılabilir ama bu defa da yine teist argümanı savunmak için bir teistin ne diyebileceğini söyleyeyim. Ben böyle savunurdum. Tanrı'nın yapabileceklerinin bile bir sınırı var. Nedir bu sınır? Mantığın sınırları. Yani var olması mümkün olmayan, çelişik olanı meydana getiremez. Nasıl bir şeyden bahsediyorum? Neşeli bir acı yaratamaz mesela. Çünkü neşeli bir acı kendi içerisinde çelişiktir. Mantıksal açıdan çelişiktir. Peki tamam, buradaki zıtlık nedir? Neyin var olması için kötülüğün de var olması gerekir? Özgür iradenin. İşte mantıksal açıdan Tanrı'nın kudretini dahi bir noktada sınırlayan yer burası. Tanrı hem daha iyi olmamız için dünyadaki bütün kötülükleri kaldırıp bizi daha iyiye yönlendirip hem de bize özgür irade veremez. Tanrı bizi iyiye programlasaydı özgür iradeden söz edemezdik. Bizi gerçekten özgür kılmak adına yapabileceğimiz kötülükleri ortadan kaldırmanın kendisi çelişik bir ifade. Bu yüzden anlamlı bir özgürlükle iyiliği seçebilmemiz adına kötülüğe izin vermiş olabilir. Az önce de bahsettiğim Alvin Plantinga da buna benzer bir şey söylüyor. Özgür iradenin Tanrı'nın varlığını tehlikeye sokmadan kötülük olgusunu açıklamamıza müsaade ettiğini söyler. Burada aklıma şimdi başka bir şey daha geldi. Bir not daha eklemek istiyorum. Immanuel Kant'ın bir makalesi var ama şu an aklıma geldiği için makalenin ismini hatırlamıyorum. Videodayı kurgularken bulmuşsam şu alt kısma yazmışımdır. İnsanlığın başlangıcı üzerine bir denemeydi ama hatırlayamıyorum. Neyse çok önemli değil. Kant o makalede ilk günah ile ahlaki özgürlük arasındaki ilişkiden bahseder.
Yani bizim etik bireyler olabilmemizin koşulu günah işleyebiliyor olma potansiyelimiz olması. Bu da Plantinga'nın söylediği şeyle ilişkili aslında. Kötülük problemini özgür iradeyle birlikte düşünmemiz gerektiği. O yüzden kötülük problemi konusunda teizmin çok güçlü bir savunması var. Tanrı bize özgür irade vermiştir. Ve bakıldığında seçme özgürlüğümüzün olması dünyada kötülüğün olmasından çok daha iyidir. Bu açıdan burada bir tartı olduğunu düşünürsek ahlaki faillerin özgürlüğü ve kötülük olgusu Tanrı'nın buna izin vermesi için haklı bir gerekçesi olabilir. Yani bu anlaşılabilir bir durum. Ama bu da bizi bambaşka ve çok daha heyecanlı bir yere getiriyor. Tanrı bizim neyi yapacağımızı biliyorsa nasıl bir seçmeden söz edebiliriz ki? Özgür irade ne şekilde mümkün? Aslına bakarsanız bu benim de zamanında din üzerine düşünmeye başladığımda en çok aklımı kurcalayan sorulardan bir tanesiydi. Aileme de sık sık bu soruyu sormuştum. Etrafımdaki herkese de bu soruyu sorardım ve düzgün bir yanıt bulamadığım için kendimce teizmi çökerttiğimi düşünüyordum. Sorumu da şu şekilde formüle etmiştim. Eğer Tanrı benim 1992 yılında İstanbul'da doğacağımı, sonrasında şunu yapacağımı, 10 yaşında şunu yapacağımı, 25 yaşımda bunu yapacağımı, en sonunda nasıl bir ölümümün olacağını biliyorsa, yani iyi mi kötü mü olacağımı biliyorsa bu sınavın ne anlamı var ki? Bunca tantananın ne anlamı var? Beni doğrudan alıp cennete veya cehenneme yerleştirebilirdi. Yani bütün mesele kendisini şeytana kanıtlamak mı? En sonunda benim iyi mi kötü mü olacağımı, günahkar mı olacağımı biliyorsa benim zaten herhangi bir şeyi yapma özgürlüğümün olmadığı anlamına gelir. Ben bana yazılan, daha önceden belirlenmiş bir kaderi yaşıyorum demektir. Bu durumda beni yargılamaması gerekir. Çünkü mantıksız, zaten onun bana verdiği, onun vizyonunun içerisinde olan bir kaderi yaşıyorum ben diye düşünüyordum. Ve bu sorumu da çevremdeki bazı insanlara sorduğumda yanıt alamamıştım. İşte felsefe tarihi veya dinler tarihi veya teoloji okumanın faydalarından bir tanesi bu. Bir soru soruyorsunuz ve iyi bir soru olduğunu düşünüyorsunuz. Sonrasında da kendinizi herhangi bir şeyden taraf ilan ediyorsunuz. Aslında bu soruya orta çağdan beri yanıt vermeye çalışan pek çok düşünür var. Özgür irade meselesine, kader meselesine. Botius dahi, Augustinus dahi bu soruyla bir şekilde mücadele ediyorlar. Ha, verdikleri yanıtı şimdi size anlattığımda tatmin edici bulur musunuz? Bilemiyorum ama en azından bunun bu kadar kuru bir şekilde sorularak teizmi çürüttüğünü söylemenin yanlış olacağını göreceğiz. Çünkü bambaşka bakış açıları var. Bu bizim zaman algımızla ilişkili aslında. Nasıl yani? Biz Tanrı'nın ezeli ve ebedi olduğunu söylüyoruz. Zamansız olduğunu söylüyoruz. Zaman dediğimiz şey evrenle birlikte yaratılmıştır. Tanrı'nın evrenden önce var olması ifadesi bile yanlış. Çünkü öncelik, sonralık dediğimiz şeyler hep bizim zamansal kavrayışımızla ilişkili. Biz şeyleri, dünyayı, Tanrı'yı her neyse zaman ve mekan formlarından bağımsız olarak düşünemiyoruz. Çünkü bunlar bizim düşüncemizin istikametleri, düşüncemizin şeyleri anlamlı getirmek üzere kullanmış olduğu ilkeler. Ama Tanrı öncesiz, sonrasız olması bakımından zamansız. Onu daima bir şimdi hali olarak düşünebiliriz der Augustinus. Botius da yine Augustinus'a benzer bir şekilde bütün zamanların Tanrı için aynı anda bir şimdi olduğunu söyler. Önce, sonra yok. Yani ben doğduğumda, ben ertesi gün şunu yaptığımda, hani iki olay arasından bunu seçmiştim ya, Tanrı benim onu yapacağımı daha önceden nasıl biliyordu da dediğimde bir zaman kipleriyle konuşuyorum. İyi de bu öncelik sonralık benim düşünceme ait unsurlar. Tanrı'nın mutlak bir şimdi olarak her şeyi aynı anda gördüğünü, her şeye aynı anda vakıf olduğunu düşünün. O zaman benim daha önceden neyi yapacağımı bilmesi gibi bir şey söz konusu değil. O bütün olanları hepsini aynı anda biliyor. Ve onun bu şekilde zamansız olarak hepsini aynı anda biliyor olması benim bir zamansal, lineer yaşantımda ertesi gün neyi seçeceğim konusunda bir engel oluşturmaz. Bir mutlak bir tanıklık hali çünkü. Bu gerçekten iyi bir yanıt aslında. Ama ben bu soruyu sorduğumda zaman meselesinin öznel bir yanı olabileceğini hiç düşünmediğim için çok küçüktüm. Bu kısmı atladım. Bu durum Augustinus'u öznel bir zaman teorisine götürecek. 2020'den mevcut bilim açısından bakarsak öznel zaman teorisi tartışılabilir tabii de biz şu an orta çağdaki yanıttan bahsediyoruz.
Öznel zaman teorisi şunu söylüyor. Geçmiş ve geleceği aslında hep şimdiden itibaren düşünmek. Geçmiş nedir? Yaşananların şimdiki zamandaki belliğidir. Hatırladıklarım. Ama aslında hala bir şimdi ilişkisi var. Gelecek nedir? O da şimdiki zamandaki beklentilerle ilişkilidir. Hala bir şimdiyle ilişkisi var. Yani geçmişi ve geleceği şimdiden itibaren kavramak mümkün. Bu durumda geçmiş, şimdi ve gelecek zaman bellek, görünen ve beklentidir. Yani hepsi özetle şimdiki zamanla ilişkili. Ama Augustinus da aslında bu açıklamayla tatmin olmaz ve itiraflarda şöyle söyler. Sana itiraf ediyorum Rabbim, zamanın ne olduğunu hala bilmiyorum. Yine de zamanın öznel bir yanı olması meselesi, yani Augustinus'un bu söylediklerinden itibaren kavradığımızda aklımda şöyle bir şey canlanıyor. Evet, zaman aslen bizim düşüncelerimizin bir yönü, formu ya da Kant'ın da söylediği gibi, yani duyusallığın a priori formuysa, bizim kurguladığımız ya da bizim zaman kavramından anladığımız şey Tanrı için geçerli değilse, benim gelecekte ne yaptığımı biliyor olması herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü Tanrı için gelecek denilen bir şey söz konusu değil. Bu da bu konuya verilmiş erken yanıtlardan bir tanesi. Bunun sonrasında neden bu şekilde olmayabileceğine dair de yine argümanlar var. Sonra onu yine çürütmeye çalışan argümanlar var. Bu böyle karşılıklı bir çeşit top atış şeklinde devam edecek. Ben bu videoyu burada kapatacağım çünkü meselemiz sırayla gittiğimiz için orta çağdı ve size düşüncenizin ufuklarında böyle yeni pencereler açılması açısından bunları anlattığımı söylemiştim. Umarım kafanız biraz karışmıştır ya da mantıklı bulduğunuz, mantıksız bularak karşı argüman ürettiğiniz yerler olmuştur. Çok hoşuma gider bunun olması. Instagram'da bahsetmiştim. Özellikle din felsefesine ilişkin başka bir yayın yapmayı düşünüyorum. Nasıl olacak bu? Tanrı'nın varlığına ilişkin teizmin sunmuş olduğu en güçlü argümanları sıralayacağım. İşte bu kozmolojik kanıt, ontolojik kanıt gibi. Sonrasında ateist literatürde buna verilen yanıtları sıralayacağım. Bunların hangilerinin neden iyi olduğunu, hangilerinin neden kötü olduğunu kendimce ifade edeceğim ve bir sonuca varacağım. Hatta o sonuçta benim inanç konusunda nerede durduğumdan bahsedeceğim, benim neyi kabul ettiğimden bahsedeceğim. Böyle bir yayın yapmayı düşünüyorum ama bu yayın muhtemelen bayağı uzun olacaktır. 45 dakika olabilir, 1 saat olabilir, 1 saati aşabilir. Ne dersiniz? Böyle bir yayın izlemek ister misiniz? Bunun kültürel açıdan da anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani agnostisizmden de bahsedilebilir, işte agnostik bir ateizmden bahsedilebilir. Ateistler için dinden de bahsedilebilir. Çünkü son noktada eğer agnostikseniz bile teoride, pratikte hayatınızı bir şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Böyle bir din felsefesini özetleyen bir yayın düşünüyorum. Eğer hoşunuza giderse lütfen yorumlarda belirtin. Atışmalı bir yayın olsun. Ben kendime karşı hem argümanlar sunup hem de karşı argümanlar sunarım. Bu benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi bu videoda teizmi savundum. Çünkü bence kötülük olgusunun varlığı Tanrı'nın var olmadığını düşünmek için iyi bir sebep değil. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve katkılarınızı bekliyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bom, çim, çim, bom, çim, çim, bom,